Bana hiç böyle abuk subuk şeyler olmamıştı yahu. Şimdi bu antropozda hepimiz Selahattin'le sonsuz anlayış göstereceğiz. Güler yüzlü, tatlı dilli, şefkatli davranacağız. Tamam mı ha? Kendisini çok değerli hissetmesini sağlayacağız. Okey. Tamam, eyvallah. Ne yapalım artık? Anne sen niye suratını sallandırdın ya? Benim menopozumda hiç böyle planlar, projeler, pohpohlamalar olmadıydı. Alacağınız olsun. Hayda! Ben kendi ateş basmalarımla bir başıma kaldıydım. Kadın erkek eşitliğiymiş. Pabucumun eşitliği. Aman da kim gelmiş? Hoş geldin. Ay, bizim direğe gelmiş. Kimin beyi bu? Kimin beyi bu? Oy, 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 oy. Ne oluyor ya? Kafalar mı güzel, nedir? Biz seni çok özledik. Biz seni çok... Canım, canım. Yahu daha kahvaltıda görüştük ya. Doğum günü mü? Evlilik yıldönümü mü? Yok. Baba, seni seviyorum. Ha, okey. Kadındın, oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyorum. Al bakalım damat. Ay Selahattin bak 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 bak. Sen Beyoğlu çikolata seversin. Al, al biraz. Ustan yemeyeceğim. Allah Allah. Ya yemekten önce gideyim Beyoğlu'na, Orçun'a tantuni alayım geleyim dedim. Siz niye maaile peşime takıldınız? Anlamadım babacığım. Sizi de yoruyoruz. Yok damat, iyidir. Ailece gezmek çok iyidir. Hep yanındayız damat, hep. Sallanma oğlum. Of ben çok yoruldum ya. Sizi de yavaşlatıyorum zaten. Beni bırakın siz devam edin. Yürü lan, yürü. Hadi, hadi şşt, damat, yürü. Hadi, hadi, hadi yürü, yürü. Allah Allah. Ah! O ne ya? Doktor Bey değil mi bu? Aa, müzik mi çalıyor? Hayda. Zor, zor bir daha. Gülenme, bana düşen kabullenme. Bunun bir tek açıklaması var. Evet, Bora Ferhat Göter. Yok, hayır değil. Doktor maaşları malum. Doktor Bey de aile bütçesinden katkı yapmak için böyle yapıyor garibim. Biz sana boşuna mı tüccar ol diyoruz, protoplazma. Of baba ya. Orçun. Haklısın babacığım. Babacığım 3-5 kuruş verelim yazıktır. Aman kızım sakın, ayıptır. Koskoca hekim. Ben başka türlü halledeceğim. Çaktırmayın, hadi gerisin geri yürüyoruz. Gerisin geri, gerisin geri. Aa Selahattin bak 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 kestane sen seversin. Dur dur dur. Dur. Allah'ım ya Rabbim bitmiyor bugün, bitmiyor. Bugün. Bir gün gelir de bir an, çokça zamanlardan sonra geri dönüp baktığında bilmem anlarsın o senin yanını, benim ömrüm olduğunu ve çok sevildiğini, artık çok geç olduğunu. Doktor maaşı nereden baksan en fazla 2000 küsur. Bunların ev kirası 2000. Nereden gelecek bu değirmenin suyu? Hanımı çalışıyor, ablası çalışıyor ama demek yetmiyor ki Şemuz. Çocuk inmiş sokağa, mendil açmış, çalgı çalıyor demek ki bu. Ya yazık, bu adamlar 10 sene okuyor, günah ya. Vallahi ben gittim dedim ki nezle oldum. Burnum akıyor dedim. Ya işte C vitamini al, çorba iç dedi. Bıraktım 100 lirayı çıktım ben tamam. Orçun da ishal oldum, ben ne yapayım demiş. Geçen de ben de olduydum diyerekten ilaç yazmış doktor bey. Aferin, almasa da ne demek? Vizita parası falan fiştan diyerek zorla verin. Oo, gel bakalım damat, yakışıklı damat. Valla tantuniyi fazla kaçırıp eğer hazımsızlık olduysa...
Soda içerseniz iyi gelebilir yani. Soda. Ha soda. Tabii. Her rahatsızlıkta muhakkak bir hekime görünmek lazım yani. Ben çok sağ olun doktor bey. Aa hayır. Paraya gerek yok efendim lütfen. Aa biz belli kimseler olarak böyle şeylerin altında kalmayız. Komşu da olsa doktor vizitesi neyse takdim ederiz. Tık. Eyvah iyi vallahi madem o zaman ben hevesinizi kaçırmayayım. Doktor bey. Şimdi size ben bir şey daha soracağım. Andropoza girdiğinizi nereden anlarsınız? Ha, daha çok erken. Bende bir sıkıntı yok. Hayır, Selahattin için sordum ben. Ha, o. Bence andropozda doğmuş zaten kendisi. Şimdi şöyle, bir kan testi yaptırma gereksinimi varmış da. Siz de bir hekim olarak başka bir şey için gibisinden bir hastaneye falan yollasanız ha? Ensesinde bir yumru var, böyle yağ bezesi tarzında. Şimdi onu göstermeye gelecek size. Siz, aa bu ciddi bir şey, muhakkak bir kan testi yaptırmanız lazım falan deyiverseniz. Ha, olur, bence bir sakıncası yok. Orçun falan nasıl oldu? İyi, çok şey, çok şükür. Vallahi Rıza da iyi, çok şifa buldu. Ay, iyi, çok sağ olun vallahi. Hadi ya. Canım, canım benim bir tanem. Lan, bir lan. Tanem. Fıstık. Hadi bakalım. Oldu. Yarabbim ya. Allah'ım yarabbim ya. Ne oluyor ya? Sabahtan beri şap şup elleyip taciz edip duruyor. Ben seviyorum diye demin mutfağa girdi, un elbası yaptı. Bir yalakalıklar, bir şey. Ne dönüyorsa. Belki mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi, yatakta vesaire formülünü falan kanıtlamaya çalışıyordur be abi. Yahu Gülistan, mutfakta hanımefendi, sokakta aşçı. Yatakta zaten soğuk nevale. Neyi kanırtıyorsa, neyse. Şimdi... şimdi ben şuramda, ensemde bir şey var. Böyle bir yumru var. Bir bak, ha. Bak. Bak. Ha, bu mu abi? Ha, senelerdir var ya. Gömlek giyerken problem oluyor biliyor musun? Şimdi yaka ayrı beden, gövde ayrı beden almak zorunda kalıyoruz. Oo, oo abi. Ney? Abi senin hemen yarın sabah kan testi yaptırman lazım. Ne testi ya? Ciddi bir şey mi? Evet abi ciddi bir şey. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Sen yarın hemen kan testini yaptır da. Ne diyorsun ya? Ne testi yapılacak ki? Ben bir şey diyemem abi. Ben pratisyen hekimim ama Gülistan Hanım konuyu biliyor. O zaten başka bir hekimle de görüşmüş. İyisin ya, iyisin. Hasta mıyım ben ya? Ha? Bora. Hadi ya oğlum, abine söyle be oğlum. Evde de gözümün içine bakıyorlar. Abi ne güzel işte. Tadını çıkar bugünlerin. Sen kan testini yaptır da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.